Herkese merhaba, yeni videoda hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi hayatım boyunca sadece 10 parfüm isimli videoyu yapacağız. Yabancı kanallar yapıyordu bunu daha önce. İngilizce başlığıyla 10 fragrances for life, yani sadece 10 parfüm hayatım boyunca. Ben de bunu yapmak istedim. Daha önce designer'ı yaptık, tasarımcıyı yaptık. Bu sefer niche'leri göstereceğim. Bu parfümlere aynı zamanda şunu da diyebiliriz. Şu andaki favori 10 parfümüm. Ama ben şunu diyeyim, hani hayatımın sonuna kadar sadece 10 parfüm seçseydim bu parfümler olurdu. Videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hiç uzatmadan başlayalım. İlk parfüm benim daha önce gösterdiğim parfümlerden bir tanesi ve benim çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Benim en çok sevdiğim oud parfümü bu Tom Ford Oud Wood. Oud gerçekten çok popülerdi birkaç yıl öncesine kadar. Her marka yapıyordu. Ama bugüne kadar birçok oud denememe rağmen bu benim hala en çok sevdiğim oud parfümü. Çok seviyorum. Çok ilgi toplayan bir parfüm. Gerçekten çok maskülen. Şunu diyeyim. Burada bazıları unisex olacak ama bu maskülen. Baharatlı, ağacımsı bir parfüm bu. Performansı çok değil. 7 saat civarı, 8 saati bazen görüyor. Bendeki eski versiyonu olduğu için daha kalıcı ama şimdiki versiyonları 6 saat, 7 saat civarı. Çok seviyorum. Hani burada başka bir oud parfümü yok. Aslında bir tane isimli var. 2 tane oud isimli parfüm var ama oud gibi kokmuyorlar. Bu en çok baskını, hayatımın sonuna kadar kullanacağım parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm uzun yıllar boyunca benim en çok sevdiğim parfüm olarak kalan bir parfümdü. Şimdi onun yerine başka bir parfüm aldık ki o listede, bu listede o da var. Bu Byredo firmasından Accord Oud. Yine oud ismi var ama bu oud gibi kok. Bu parfüm çok gerçekçi bir deri parfümü. Böyle araba derisi gibi. Ve içinde blackberry var, yani birdland notası. Ve ayrıyetten sanıyorum viski veya konyak tarzında bir nota daha var. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Böyle biraz içki tarzında bir kokusu da var. Çok çekici bir koku. Çok güçlü bir koku, yaklaşık 10 saat 12 saat bir performansı var. Çok değişik kokulardan bir tanesi. Piyasada böyle kokular yok pek. Benim çok sevdiğim. Belki şimdi o parfümü göstereceğim birazdan bunun yerine alan ama bunu hala çok seviyorum. 2-3 yıl boyunca benim en sevdiğim parfüm haline kalmıştı. Bir sonraki parfüm Hermès firmasından. Onların yüksek kalite serisi denebilir. Sadece butiklerde bulunuyor. Bu Ambre Nargile parfümü. Bunu da daha önce göstermiştim galiba. Ambre Nargile en çok ilgi çeken parfümler videosunda. Ve bu mükemmel bir parfüm. Şu ana kadar kokladığım en natürel tarçın parfümü. Çok natürel bir tarçın var içinde. Bunun yanında vanilya var. Amerikalıların terimiyle apple pie gibi kokuyor. Yani elma turtası. Gerçekten öyle bir kokusu var. Gurme bir koku. Böyle yemek isteyeceğiniz tarzda bir koku. Mükemmel. Performansı da çok güzel bende. Bu Ole Toilet olmasına rağmen bendeki performansı yaklaşık 10 saat, 12 saat. Benim çok sevdiğim ve uzun zamandır kullandığım parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm, bu parfüm mü diğer parfüm mü diye soruyordum kendime ama bunu seçtim. Bu firma Amouage firması ve bu Jubilation 25. Jubilation 25 anlamına da gelebilir Türkçe'de. Seal Man'i seçecektim ama fark ettim ki ben bunu daha çok seviyorum. Çok güzel bir oud bu da. Oud içerikli ama daha çok notalar var. Oud'dan ziyade reçineler çok baskın burada. Benim çok sevdiğim bir parfüm. Böyle bir parfüm ama hani bu tarz bir parfüm ama böyle parfümler genelde ağır olur. Bu o kadar ağır değil. 7-8 saat bir performansı var. Hani kapalı ortamlara da gidebilen bir parfüm ki bu tarz parfümler genelde çok güçlü oluyorlar. Bu öyle değil. Her yerde kullanılacak, çok övgü alan parfümlerden bir tanesi. Performansı iyi olmasa da kokusu gerçekten değer. En çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm gene en çok övgü alan parfümler videosunda göstermiştim galiba. Bu Serjaf Lira ve bu mükemmel. Yani sanki yemek isteyeceğiniz tarzda bir kokusu var. Vanilya baskın bir parfüm. Vanilya. Ayrıyeten sanırım Fransız bir tatlı var. Ona benziyormuş bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama açılışında biraz portakal havası var ama sonrasında o gidiyor. Yerine vanilya kalıyor. Bunu böyle sıktığınız yeri ısırasınız geliyor. Mükemmel bir parfüm. Performansı çok iyi. Kolaylıkla 12 saat, 14 saati görüyor benim tenimde. Ve her zaman böyle kokmak isteyeceğim parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki parfüm, daha önce demiştim bunun için. Fiyatını hak etmiyor. Hala hak etmiyor ama mükemmel bir koku. Bu Creed firmasından Spice and Wood. Spice and Wood parfümü benim için biraz geç keşfedilmiş bir parfüm. Dediğim gibi hala hani mağaza fiyatını hak ettiğini düşünmüyorum. Ama keşke biraz daha ucuza satsalar çünkü mükemmel bir koku. İsmindeki gibi Spice and Wood, yani baharat ve ağaç parfümü. Ama şu ana kadar yapılmış en iyi ağaç, baharatlı ağaç parfümlerinden bir tanesi. Çok güçlü değil ama tam olması gerektiği gibi. 7-8 saat bir kalıcılığı var ama çok etkileyen bir parfüm. Çok övgü alan ve çok maskülen bir parfüm.
Daha önce bunlardan söylemedim. Gerçi bunların çoğu unisex ama bu biraz daha maskülen. Oud Oud da maskülendi. Çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Her zaman kullanmaya kıyamıyorum çünkü çok pahalı. Ama mükemmel gerçekten. Yani tek kelimeyle 10 üzerinden 10 bir parfüm bu. Bir sonraki parfüm gene Creed firmasından ve bu şu andaki favori parfümüm. Accord Oud'un yerini alan. Bunda da Oud ismi var ama Oud gibi kokmuyor. Bu Royal Oud Creed firmasından. Ve bu şu ana kadar kokladığım en güzel, ciddi böyle takım elbisesi parfümlerinden bir tanesi. Yani çok özel bir parfüm. Her yere gitmeyen parfümlerden. Olgun bir parfüm. Oud gibi kokmuyor. Daha çok sedir ağacı baskın ve pembe biber baskın. Çok maskülen, çok güzel. Denemeniz gereken Creed'lerden bir tanesi. Benim favori Creed'im. Benim en çok sevdiğim Creed bu. Performansı bende çok iyi. Gerçi bu bendeki ilk yıl şişesi galiba 2011 olması lazım. Tam göremiyorum ama sanıyorum ilk yıl, ilk batch galiba bu. Aldığım kişi öyle demişti. Çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Kalıcılık 10 saat civarında benim tenimde ama yenileri biraz düşük olabilir. Dediğim gibi şu andaki favori parfümüm bu ve çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Bir sonraki koku çok özel bir koku. Her zaman kullanamadığım bir koku ama muhteşem. Bu Frederick Malle firmasından Musk Ravageur. Ve bu bendeki 2011 tarihli bir şişe. O yüzden kıyamıyorum kullanmaya ama çok güzel bir parfüm. Gerçekten şu ana kadar yapılmış en kaliteli parfümlerden bir tanesi. Muhteşem. Açılışı biraz zor. Sevmesi çok zor bir parfüm. Yani çok sevmeyen var, çok seven var benim gibi. Açılışında karanfil çok baskın. Güzel bir vanilya var bunun içinde. Özellikle kurudukça geliyor alt notalarından. Ve hafif tarçın havası da var. Baharatlı bir parfüm. Muhteşem bir parfüm. Maris Roussel'ın en iyi parfümlerinden bir tanesi. Kendisi benim en çok sevdiğim parfümcülerden bir tanesi. Ve ne kadar hani çok kullanamasam da bunu maalesef çok seviyorum. Ve hani hayatımın sonuna kadar kalmasını istediğim parfümlerden bir tanesi. Ve geldik en çok sevdiğim vanilya parfümüne. Bu son iki parfüm biraz zor bulması. Özellikle en son ve bu Türkiye'de bulunmuyor. Yurt dışına almanız gerekiyor ve hani bulmaları çok zor. Sadece bazı dükkanlarda satılıyor. Bu ilk göstereceğim Martin Mikeleff firmasından. M. Mikeleff Not Vanille. Ve bu parfüm benim en sevdiğim vanilya parfümü. Mükemmel bir parfüm. Bunun şöyle bir hikayesi var. Bu sadece iki dükkanda satılıyor dünyada ve sanıyorum üretimi durdu demişlerdi ama hala var iki dükkanda da. Bir tanesi Lucky Scent Amerika'da, bir tanesi de Almanya'da Auslieb zum Duft. Sadece iki sitede var. Auslieb zum Duft'tan almıştım ben. Oradan biraz daha ucuza gelmişti. Hayatımda kokladığım en güzel vanilya. İçinde biraz alkol havası da var. Hafif meyveli havalar da var ama mükemmel, çok natürel bir vanilya bu. Kötü yanı bunun üzerindekiler hep el yazısı. O yüzden bunlar biraz siliniyor zamanla. Eldeki yağdan dolayı galiba gidiyor. Ama olsun, çok sevdiğim bir parfüm. Çok güzel performansı var. Belki burada biraz göstermek haksızlık ama dediğim gibi bunlar benim en çok sevdiğim ve hayatımın sonuna kadar kalmasını isteyeceğim parfümler. 10 tane. Bu da onlardan bir tanesi. Ve geldik en sonuncuya. Bu parfüm daha önce göstermiştim. Çok merak eden olmuştu. Uzun zamandır bunları göstermiyorum ben videolarda. Çünkü sadece Amerika'da satılıyorlar. Biraz haksızlık gibi oluyor. Kış videolarında falan ya da en çok övgü alan göstermedim bilerek. İnsanlar alamadığı için, bulamadıkları için. Bu Slumberhouse, bu Kissed. Ve Kissed benim ilk aldığım Slumberhouse'du. Ve hala en çok sevdiğim Slumberhouse. Bunları daha önce de göstermiştim ben. Sadece 30 ml bunlar, 30 cc. Ve bunlar biraz pahalı ama şu ana kadar kokladığım en natürel kokan, en güçlü parfümler. Bunlardan ben de sanıyorum 6 tane var. Bu bir tanesi ve bu en çok sevdiğim. Mükemmel bir koku. Natürel bir kayısı kokusu, bal ve tütsü. Gerçekten hani anlatamıyorum ne kadar güzel olduğunu. Deneyip koklamanız lazım. Herkes sevmeyebiliyor bunu. Hani bu notaları sevebilmeniz lazım. Kayısı, tütün ve vanilya. Ya da bal diyeyim, daha doğru olur. Vanilya değil. Bu markadan her şey kalsın isterim ama tek bir tane seçme seçeneğim olsa Kissed olurdu. Gerçekten çok natürel kokan bir parfüm. Bu videoluk bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. 10 parfüm. Bunlar benim en çok sevdiğim diyebilirim ama hayatımın sonuna kadar sadece 10 tane seçebilseydim bunlar olurdu. Çok güzel parfümler. Genelde daha çok kış ağırlıklı parfümler ama ferah parfüm pek olmasa da sadece bu var galiba. Spice and Wood. Yine de güzel seçimler. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoluk bu kadar. Her zaman için çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ve kanalıma geldiğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.